En son şeyde kalmıştık. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yapmış. Herkes söyleyeceğini söyledi. Bunu geçelim Amerika'ya bir bakalım. Şimdi Amerika'da bir ara seçim var. Bu seçim çok önemli. Temsilciler Meclisi ve senato da seçim yapılıyor. İşte niye önemli? İşte Trump ne yapacak falan. Herkes Trump geçecek diyordu. Abi. Ben de arkamdan bir şey geliyor. Yalnız bir <laughs> <böleyim. Kedi gülüyor> ne zaman Amerika konuşsam geliyor biliyor musun? Geliyor. Gel, evet gel. evet. Anti Amerikan gel. bir kedi bu. Gel, gel. Şimdi temsilciler. Gel. Ne oldu? Donbas evet. Ee, adı Donbas bunun. Donbas gel. Donbas Niye Donbas koymuştuk adını kedinin? Ukrayna Donbas. Ukrayna'daki Donbas kararı. Ha Donbas tartışmasında geliyordu sürekli. He. Doğru. He. doğru. Doğru doğru. ABD Temsiler Meclisi son durum, Demokratlar 187 koltuk kazandı, Cumhuriyetçiler yani Trump 204 ya. koltuk. Ee, ne için gereken koltuk sayısı 218? Sınırı ya. geçmek için. Ha. İkisi de geçemiyor aslında. Yani daha netleşmedi. Daha bey. Bu, bu bitmedi mi Temsilciler Meclisi? Ha bitmedi. Yani cumhuriyetçiler aldı diye biliyoruz. Demokratlar 187 şeyler, cumhuriyetçiler 204. Senato'da durum biraz daha kritik galiba değil mi? Senato'ya bir bakabilir miyiz? Ee, demokratlar 48 koltuk. Aa bir koltuk. Bu kadarlık. Yo daha var canım. Bitmedi ki. Ha, daha daha Tabii devam, ediyor. Atayım. daha devam ediyor. Yalnız eyaletler hiç değişmemiş bak. Hep Demokrat eyaletler Demokratlara vermiş. Cumhuriyetçiler cumhuriyet eyaletler Cumhuriyetçilere vermiş. Ama yine de Biden <laughs> biraz Senato kuvvet çok... kaybediyor galiba değil mi? Zaten Onu. bu Biden'a tepki. Ama daha büyük tepki bekleniyordu. Evet o bir Trump F fırtınası. Şurada bir şey gösterebilir lütfen, lütfen. Farkın daha büyük olacağı söyleniyor Evet, yani... bir Trump fırtınası esecekti. Tabii tabii. tabii. Ortalığı kasapka kavuracaktı. Evet. Şimdi şurası bakın. Şu bölge aslında Amerika'nın Ağır sanayinin ve bütün ticaret merkezinin, yani New York buradadır, Washington buradadır, Boston buradadır, tamam mı? Burası, Washington, Massachusetts falan bütün bu, e, buralar hep demokrattır. Niye demokrattır? Çünkü buranın halkı aşırı kozmopolit. Yani burada siyahi var. Çok kültürlü. Evet. Yeni gelmiş göçmen var. Buralar kırmızı, yani cumhuriyetçilerin, bir çeşit Amerika'daki milliyetçiler de diyebiliriz, muhafazakarlar da diyebiliriz. Şimdi şurası Texas. Bak bu ortada belli olmamış. Ama güney eyaletleri Mississippi, Georgia filan bütün buralar yine cumhuriyetçilere ver. Şurası bu klasik. bizim Yozgat. Şurası Ohio olmalı. Ya da <laughs> Illinois. ya Illinois biri Ohio biri. Ya yemin ediyorum yani Türkiye'deki şehirleri sayar gibi sayıyorsun abi ya. Evet, merak. Bu yok. şimdi ara seçim ya beyaz yerlerde seçim yok. Öyle değil mi Onur? Ha Yok da belli olmamış olan mı? Yok. Yok. Seçim, seçim her tarafta değil ki. Tamam. Belli şeylerde var. Ama belli. Bir de bu sahil, şurası da Kaliforniya. Bakın. Kaliforniya, Seattle. Evet. evet. Burada Orada iki bir İzmir. şehir var. İzmir. San Francisco ve Los Angeles. Burası <laughs> evet. da kozmopolittir. Yine burada da bak demokratlar kazanmış. Lacivert. Yani deniz kıyısı demokratlar. Orta Anadolu. İçeriler, evet. Cumhuriyetçiler. Mesela Texas'ta burası da seçim olsaydı kırmızı olurdu. Texas merkezidir şeyin. Amerika'daki muhafazakarların. Ama burası da Mississippi, işte Georgia falan, Louisiana. Buranın bir şey, sor evet. bir şey soracağım. Trump niye beklenen fırtınayı estiremedi ya? Yani bir büyük fırtına estirecekti. Bu ara seçimleri alıp götürecekti ve aday Hatta olacaktı. Hatta şey Çünkü çok at yeni atılmıştı Ahmet Bey. Yalnız, ee, Biden topal ördek olmaya doğru gidiyor. Biraz olmaya doğru İyi. gidiyor Yalnız ama. Bir şey atlıyorsunuz gibi. Onur'a şey sorar mısınız? Yani Onu duyuyordur muhtemelen. Onur, seçime girmeden önce e, demokratların e, sandalye sayısı, cumhuriyetçilerin sandalye ha, sayısını daha söyler misin Tabii. bana? Değişim önemli. Bir onu Hemen söylesene. Hemen Aradaki batıyor. değişimi oradan gelecek Buradan gelemezsin. Demokratlar Seçime girmeden önce kaç e, oy vardı şeyde seçimde? Bakıyor, ona bakıyor. Bir bak bizi unutmayın. Bindirme nüfus buralarda beyler. Yani mesela New York 20 milyona yakın. Ee, San Francisco, Los Angeles yine mesela bu Kaliforniya en Nüf, fazla nüfusun ağırlıklı olduğu. Nüfus yani. ağırlıklı yerleri Demokratlar almış. Temsilciler Meclisi'ni mi eee sordunuz yoksa Senato'yu senat oyu mu? Senato'yu sordum. Temsilciler Meclisi'ni bir daha görebilir miyiz? Zaten senatonun üçte biri yenilendi. Hayır, 2019'daki şeyi, kadarıyla. işte seçimler olduğundaki... Türkiye'de de senato üçte bir yeneme seçimleri olurdu. Kimli Georgia yeniden seçim olacak. Daha geldi. geldi rakamlar, Bu temsilde, Cumhuriyetçiler... Ha. Yok. 50. Senato. De, senato. Demokratlar 48. 48. Bağımsız iki. Eskisi buymuş. Yani eskiden de mi cumhuriyetçiler e, şeyde çoğunluktaymış? Öyle şey olur mu ya? Şimdi Mete Komutan şöyle. Buraları hep demokratlar alır. onu demek istemedim. O zaman Buraları daha var. önce de mi topal öyle değildi Kaderi ki? Kaderi genelde senatoda çoğunluk şeyde demokratlardaydı. Şu Florida, olur. şu kuyruk. Bir de Ohio ile Illinois. Bu ikisi eğer bura? demokratlara vermişse demokratlar kazanıyor. Çünkü bunlar değişebiliyor. Şu üç eyalet kaderi tayin eder. Şu devlet kirlileri hep demokrat, e, buralarda hep cumhuriyet Ona için. ne diyorlardı? Değişik bir ismi vardı onun. O değil. eyaletler için ne diyorlardı onlara? Sandal yok. Ee, hani şu sallanan şey ne diyorsunuz? Salıncak, salıncak. Salıncak eyaletler mi diyorlardı salıncak onlara? Salıncak eyalet. Evet. Öyle, evet, bir şey diyorlar, onlara? eyalet. Evet, öyle bir şey kaderi diyorlar. değil mi Evet, oyları değişebiliyor. Kaderi de onlar tayin ediyor zaten. Her Peki, seçim. ya bunun bir siyasi sonucunu yorumlayamayacak mıyız ya? Bu ne demek? Biden'a tepki demek. Ama tam tepki değil. Ama kısa süre. Şimdi iki sene, iki buçuk sene yetmez ki böyle bir tepki için. Adam yeni seçildi. Esas, anında seçim kaybetti. Esas sorun bence temsilciler meclisinde. Bir daha bakalım oraya. Oradaki şey dramatik yani. Tamam işte farkı. iki yılda böyle bir değişimin olması aslında Şu. ilginç. Ama burada ezmiş geçmiş abi. Yani burada eskiden demokratlar 220'ymiş. Yani cumhuriyetçiler 212'ymiş. Tabii canım. Yani, yani burada, bu kadar kısa sürede iki yılda mevcut başkanın böyle bir oy kaybı çok yaşanmış bir şey değil. Ama estirilen hava farkın daha büyük olacağına dairdi. Yani aslında bu büyük sayılır bir fark. Ama Amerika her şeye rağmen topal ördek olacak Biden bu senaryoda. Topal yani, ördek ne demek? E, topal ördek yani e, başkan Beşkileri White Slot. House'da oturuyor, ha, ha. Beyaz Ev'de oturuyor. Fakat Yetkileri e, Fakat temsilciler meclisinde ve senatoda istediğini geçiremiyor. Çoğunluğu ee, yok. Çoğunluğu yok. Sözü evet. kanuna veya eyleme Karikatüre bakalım. Şeymiyor. Yani bir büyük elçi bile atayamaz. Senatodan geçmesi lazım. Karikatüre evet. bakalım. Ha, Böyle olacak dediler. Bu Şimdi mu? Oldu mu? Bu, bu karikatür oldu diye mi çizilmiş yani? <laughs> evet. Evet. Öyle olabilir diyorlarmış Yani sizce tam oldu mu şu anda bu hale geldi Bence mi? Bence öyle. Biden. Hiçbir başkan, bu başkan iki yılda bu kadar çabuk çoğunluğu kaybetmemişti. Geçmişti. Bu zaten Amerikan siyasi hayatında sık görülen e, gündeme gelen bir durum. Yani e, lame duck o, o, olayı. Topal ördek olayı. İlk defa e, konuşuyor. Devamlı gündemlidir. Her her başkan bu tehlikeyi yaşar ya da bu duruma Doğru. düşer. Çünkü her birinin görev süresinin tam ortasına bu seçim yenileniyor iki yılda bir olduğu için. Ama onun geçmişte genelde yıl. mevcut başkanın partisi çoğunlukta kalıyordu. Ee, bu böyle evet. birkaç kere oldu. Bak Biden'da da hemen iki yılda çoğunluğu kaybetti. Tombasa Hı. bak ya, Bedri Baykanla iyi anlaştılar. Evet, gerçekten. Ee, kedilerin özellikle kedilerin ve köpeklerin ve kediler. Kediler daha zordur biraz. Ee, bendeki bu elektriği severler. Evet evet. Bendekini Peki de şey, severler. Peki şey Biden'a şimdi <laughs> Biden yerinde adayına vize çıktı mı? Ya yani çıkmadı o zaman. Nasıl? Yok işte bu yani Biden, çoğunluğu ben yeni kaybetti. Biden yani. ben aday olacağım demişti. Senaryo şöyleydi. Hı -hı. Eğer çok büyük güç kaybına uğrarsa Hı -hı. E, Kamala Harris Öne çıkacak ve yeni aday olacak. Eğer çok ciddi bir güç kaybı olmazsa Hı -hı. bir dönem daha yapmak isterim. Biden söylemişti. bir dönem daha yapamaz. Bu sağlık, sağlık durumuyla yapamaz. Ha. Mümkün değil yani. Peki Trump için ne oldu şimdi bu seçim sonucu? Trump'a öne açtı mı? Yani Tabii Trump 15 Kasım'da biliyorsunuz bir bence. açıklama yapacaktı ve 15 Kasım'da adaylığını ilan edecekti. Şimdi bu sonuçlarla istediği bir rüzgarı yakalayamadı çünkü ezip geçecek dendi. Bizi geçmedi bir... Yalnız ben şeye çok yoruluyorum. Ama her şeye rağmen Trump bunu kendi çok <laughs> lehine yorumlarını yapacakmış. Yalnız Türkiye'yi hallettiniz, şekilde. Türkiye'deki seçimleri bitirdiniz, şimdi bir de Amerika'ya mı geçtiniz? Abi şey ya. Şey... Buradan sonra bir de rica ediyorum, şey, <laughs> Endonezya'da seçimler var, ben oraya gittiğimde seçim <laughs> Orayı <bilmiyorum>. hazırlamıyorlardı. <laughs> Orayı bilmiyorum. Şey çok komik oluyordu ya. ya çok iyi oluyor. Amerikan seçimi sırasında... Onur, Michigan'ı verir misin? Ne oldu Michigan'da durum falan böyle. Şimdi komik değil mi ya? <laughs> o Sana Michigan. ne abi? Ohio'dan, Michigan'dan, Detroit'ten. Ya bizim için önemli oluyor biraz. Çünkü mesela Biden hakikaten Türkiye'ye böyle e, antipatik bakan. Trumpçı başkanı. mıyız abi biz? Ya Trumpçılık değil konu. Ama Trump daha realistti. Türkiye ile ilgili Türkiye'nin daha fazla önemini kabullenir. Ya, Hakan olarak. abi tamam eyvallah ben de e, sonuçta bittiğine değerlendiririz ama çıkıp şu anda orası önde gidiyor, miden deyince falan diyor. Yani Türkiye'deki seçim şeyi atmosferi gibi değerlendirdik. Anlıyorum, Yapmayın etmeyin anlıyorum. yani. Hani <laughs> Amerikan eyaleti değiliz, şey değiliz. Kim geliyorsa gelsin. Ya o o kadar da değil yani normal insan gazetecilik olarak veya e, entelektüellik olarak bile ilgilenir insan Amerika. Ya i̇lgilenir o başka yani. mesele. Ben başka bir şey söyledim. Nasıl yayınlandığını hatırlamıyorsunuz galiba. Bu sefer ilk defa Trump seçim ve Biden seçimini Türkiye'nin kaderini belirleyecek ha, evet. seçim gibi takip ettik. Evet. Bak orada burada, çıkıyor. burada burada, burada, ben, burada, burada, burada. Evet, anladım anladım. Hatırlamıyım tamam. yani yoksa tabii ki değerlendireceksiniz. Ben şey dedim ya işte ya yani, Onur Michigan'ı ver. E... <laughs> yaptınız değil <laughs> mi? Yaptınız değil <laughs> mi? Yaptınız. Hayır, yaptınız. Fakat, Hiç fakat, de şey demediniz değil <laughs> mi? Hiç <laughs> itiraz etmediniz değil mi? Ama şimdi biz biraz mağrasına yaptık. Şimdi <laughs> demokratlar bu Türkiye karşı Ermeni lobisinin eee duruşunun maalesef aşırı tek yanlı olarak desteklediler. İşte bu soykırım iddialarının evet. bir şekilde kabulünü Biden dillendirdi falan. Yani bunlar ya şu dombası duruşuna. E, evet gösterir misiniz ya çok tatlı gerçekten <laughs> ya. Ee, <laughs> bak, isırma. Isırma. Şimdi oyuna geçti. Isırdı <laughs> mı? Bak, bak gel Dombas, gel. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, bu Mehmet Öz'ün kaybetmesiyle ilgili bir bilgi var mı? Melik bırak şimdi Donbass'la oynamayı. Tamam, pardon. Evet. <laughs> Derin de kedim var da. <laughs> Mehmet Öz? Mehmet Öz kaybetti. Çok az bir farkla kaybetti. Çok az bir farkla, ya, hatta Hakan, itiraz var orada. Haka, ha, evet, itiraz, itiraz o diyor, etmiş. Daha diyor evet. bir daha sayılacak Aha. falan diyor ama... İyi, <laughs> O işler ben öyle, zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. O işler hep. Çünkü o bir daha sayılacak kadar e, yani e, o, o kadar az bir fark değil. 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 Hani o, o meşhur bir puanlık fark ama meşhur yani meşhur Florida seçimlerinde o e, e, daha belirgin. Böyle bir şey burada. mi? Çok az bir oydu, değil mi? Mehmet Öz. Yani de, e, de, o, çok da para az. Puanlık seçiminde. Bush'un seçildiği başkanlık seçimi Florida de, gibi değil. E, Florida'da olaylar gerçekten farklar binlere yüzlere falan düşmüşüyor. bir durum yok yani. Şimdi Mehmet Öz'ün seçilmesi zaten açıkçası bence mümkün değildi çünkü şu dikkatten kaçıyor. Ama Trump bile gitti kampanyasına destek verdi. Fark etmez, Hakan fark etmez. Bana so ben yani bu konu konuşulsaydı <laughs> hiçbir ihtimali yok derdim. Öyle niye? Ya, çok da basit bir sebebim var. Açıkçası. Bunu hep söylüyorum ama Amerika'da son 50 yılda toplumu en çok etkileyen faktör olan sinema filmlerinin içinde iyi rolde, olumlu rolde bir tane Türk rolü bulamazsın. Ha, e, oradan kaybediyor. İmaj olarak biz Amerika'da kötü adam durumundayız. Yani en son yine oynattılar. Baba filmi, Baba 1'de filmdeki <laughs> en kötü tipleme Türk. adı ne? el turko türk Seçe seçe bizi seçmiş ama mehmet Öz de onlara yaranmak için her yolu denedi el, ben tamam. seçirsem ilk işim türk vatandaşını Hayır. bırakmak dedi. Amerika'da doğru, da doğru. sevilen bir adam. Ama yaranamadı. ama Hem şu tarzı, var yıllarca şey yaptı o şov yaptı ya neydi? Ocağı izledik ama. Türk imajı Amerika'da öyle bir şeye yerleşmiş ki Hollywood'un ürettiği filmlere bakıyorum ya düzgün bir tane türk rolü yok. Merak ettim. Yani Türklerin iyi rolde olduğu bir tane film bulayım diye. Yok. Baba filmindeki Türk ne iş yapıyordu? Marlon Brando'yu vurduran, Al Pacino'yu bilmem ha. oğlunu işte vurdurtan. El Turco adam. En sonunda da bir lokantada onu vuruyor işte Al Pacino falan. Türkü vuruyorlar. Hemen Ama kapatalım o filme programı gitme. benim gidip babayı izlemem lazım. Hayır filmi filmi niye söylüyorsun Abi, evet. diyeceksin. Ya bir filmde mesela dünyanın en ünlü film imaj filmlerinden biri Dolita'dır. Genç kızlar için çıkarılmış bir isim. 50 yıldır. O film Lolita filminde James Mason oynar. Genç bir sevgilisi vardır. Filmin yerinde bir cümle geçiyor. İzlerken inanamadım. İngilizcesini dinledim ki hakikaten bizimkiler mi çevirdi böyle yoksa orijinalde böyle mi diyor? Kız diyor ki adaba. Seni diyor her şey için baban Türk olsa bile affederim seni, kabul ederim ama diyor. Bunu yaparsan seni kabul etmem. Romanda da mı? Bak, Romanda da mı öyle geçiyor acaba? O Nabokov'un romanı. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Ama bakmak lazım romanda Bakın. da. Romanda evet. da öyle. Kapatacak diyor. kapatıyoruz. Atatürk'ü evet. saygıyla, minnetle anıyoruz. Yarın 10 Kasım. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.